Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana braderler, bilgi Ramazan'a tayyarlangan dersini az yana bir tanıştırıp, malumat verip koyuşumuz gereği burada. Bu Ramazan'da etmaşı bugün dersimiz hal yastavuyen deb nomlanadi. Yani bu ikisi teng bo'ladi mı? İlim bilen cahillik teng bo'ladi mı? Zulüm bilen adalet, nur bilen zulmet, tavakkül bilen tavakkül, rahim şefkat bilen kattıkollik. Kur'an ayetlerinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi şeriflerinden bana şu mavzuya pekiştiği bugün kısımlardan inşallah ders kıyam bulamız. Bugünkü mavzuyumuz tavakkül bilen tavakkül. Bu kelasi teng bo'ladi mı? Alloh subhanahu va taolo odamlarning qalblarini ikki qismga bo'ldi. Birinchi qism Allohga tavakkal qilgan, unga suyangan, unga bog'langan qalb. Yana bir qism esa o'z yaratuvchisini tanimagan, unga tavakkul qilmagan, suyanmagan qalb. Bu ikkisi teng bo'ladi mı? Ertalabdan kechgacha, yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotining har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkal ta'alloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketarkan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan ishini to'g'irlab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloni o'zidangina umid qiladi. Safarga ketarkan bunoq odam bismillah tavakkal ta'alloh deydi. Allohga tavakkul qildim. Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi faqat? Alloh subhanahu va taologa suyanadi. Anbiyolar shunday bo'lishgan birodarlar. Astagfirullah billah. Wa ma lana alla natawakkala ala Allohi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaytumuna wa ala Allohi falyatawakkalil mutawakkilun. Ular aytishgan. Axir bizni to'g'ri yo'limizga hidoyat qilgan Allohga nechun tavakkul qilmaymiz? Albatta biz sizlar yetkazadigan ozorlarga sabr qilurmiz. Tavakkul qilguvchilar yolg'iz Allohga tavakkul qilsinlar. Tavakkul nima edi? Inson bir narsani xohlab, bir narsaga yetishlikka bir xohishi bo'lsa, shu narsaga yetkazadigan sabablarni qiladi, o'zi bunga bog'liq bo'lgan natijani Allohga tashab qo'yadi. Tavakkul degani shu. O'zingizga bog'liq sababni qilasiz, natijasini Allohga tashlaysiz. Endi tavakkul bu tavakkul emas. Tavakkul hech qanday sababni qilmaydi, lekin yaxshi narsani orzu qilaveradi. Tavakkul bilan tavakkul barobar bo'lmaydi. Ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Makka'dan chiqishdi. G'orga, Savr g'orga borib berkinishdi. Quraysh 3 kun istadi ularni. İstaganlar, mana shu istaganlarni ayrimlari g'or og'ziga ham kelishdi. Abu Bakr Siddiq va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'orning ichida o'tirishar ekan, ularning oyoqlari ko'rinib turar edi. Ularning oyoqlari ko'rinib turar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qattiq qayg'uga botdi. Chunki hozir birontasi engishib shunday qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qoladi. Va bu bilan Rasulullohga aziyat etishi, hatto qatl qilishlari ham mumkin edi. Mana shu narsani o'ylab turib Abu Bakr yig'ladi. G'amga botdi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. La tahzan innalloha ma'ana. Ey Abu Bakr, mahzun bo'lmang. G'amgin bo'lmang, zero Alloh biz bilan birgadir. Oxirgi lahzasida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa qalbi suyangan. Bo'ldi, topdinglar bizni deb turib chiqib ketmayapti. O'ziga bog'liq bo'lgan sabab indamay o'tirish. Indamay o'tirdi, natijani Alloh taolodan kutdi. Va tavakkal alal hayyil ladzi la yamut. Hech qachon o'lmaydigan, abadiy tirik bo'lgan Allohga tavakkul qilishimiz kerak bo'ladi. Ana Musa alayhissalom. Alloh azza va jalla Fir'avnni va uni qo'shinini dengizga g'arq qildi. Musa alayhissalom va u kishi bilan birga chiqqan Bani Isroilni najotga chiqardi. Dengizga Firavun cho'kib ketdi. Buni ko'rishdi ko'zlari bilan.
Dengizden çıkıp az gene yürüyüşleri bilen bir kavimge duç geldi bu kişiler. 600 bin Yahudi Musa aleyhisselam bilen şu kavimge duç geldi. Bu kavim bir butki sığınarıdı. Haliki Yahudiler açtı. Ya Musa ic'allana ilahen kema lehum aliha. Ey Musa, ona ulardaki ilah gibi bizgen bitti huda akıb eminsem. Kalp nimege bağlanı yaptı buradalar. Hazır Allah'ın mucizesini gördün. Firavun dengizdeki çöküp gitti, çöküp gitti. Şunu körüp durup kalp Allah'a bağlanma yaptı. Yine bir anda but bosa, bir anda bir Allah'a bosa, çünkü suyan sevgili duruşuptu. İşengen ki ahaniz mensabıdan ketip olsa, bir problem. Sizge bir muruvat körsatıp durgen bir adam, yok bu kasıyor ki muruvatını vermeye koygen bosa, muammaz. Çünkü rızkız kimli kolu da? Allah'ını ekkeni buladı. Doğru mu? Yok, röportajı sizi satadırken tavarızda bir döken açıldı yine. Yürüyüler, sıkıladı yenilerimi bularken klienti tartıp koyardı yarımını. Ana buradalar Allah'a tavakkal kıyken, Allah'a suyengen kalp kançalar hatırcan buladı. Bu hem rızkını iyiydi. Bu hem rızkını iyiydi. Zora, nergi döken yok kılış hareket kıladı yanlar var. Yazadı gençlerce, yazadı şikayet, ulas bir nasıl kılış gereği de. Kalk bu da bunun rızkını numakıp yatadı o. Buradan hatırlayacağım bulayım. Rızkıyız peşinizde yazılgen. Bir yüz günü bir üç gün götürgenizde. Köpü yemke miydi, az yemke miydi? Musa aleyhisselam olarak, Kala innekum kavmun tecehalun. Elbette sizler bilmediyen kavmsızlar. Hazır nesvetke çıkarıp koyup durursa Allah Ta'ala kalbi yanına suyen yaptı. Butlar gel. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabları ve Musa Aleyhisselam'ın kavmi bunlar bu orunda teng buluşmaydı. Uhud günü de Müslümanlar mağlup buluştu. 70 kişi Müslümanlardan şahit buldu. Tri koyanlarına ekseriyeti cerahatlengen. Hatta onların imamı bugün Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam cerahatlengen. Mübarek cesetlerge cerahat yetti. Adamlar kıylengen, çerçegen, ruhları çökken, ruhları düşken. Mana şu vakitte yine haber geldi. Abu Sufyan avvalgisinden hem kattaroq bir koşunu cemlep sizlerin üstünüzdeki tekrar keli yaptı. Sizlerin yokup taşlaştığı için. Ellezine kâle lehumun nâsu innen nâse kad cema'u lekum fahşavuhum. Allah Teala şunu dediydi Kur'an'da. Onday zatlarge ayrım kimseler Kureyş adamları sizlerge karşı sanaksız leşker toplagen korkunu ezdi işte. Özü mağlup olup durdu. Üç gün öttü cenge. Ruhan, cismanın sınıp durdu. Yine koşun köprak adadı bulan üstüylerge kere yaptı dese Allah'a bağlanmayan kalp, Allah'a tevekkül kılıp suyanmayan kalp korkuşu mümkün. İhtimal kaçıp geçeyen mümkündür. Ama Allah'a bağlanmayan kalp çi? Bu ikkala kalp teng boladı mı? Allah da alay tedi. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Onday zatlarga ayrım kimseler, Kureyş adamları sizlerge karşı leşker toplagen, korkunuz degenleri de bu gibi onların imanlarını ziyade kıldı ve bizge yalnız Allah'ın özü kifaya o zat en yakşı işançlı vakildir dediler. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Bura korkutken de. Kalbinizde korku okurken de, sizi gamge sop koyken de, sıkılıp yetimde ölmeye türkeniz de, hasbunallahu ve ni'mel vakil. Eğer Çin yüreğinden aysız, boyayı gam ketedi. Eğer Çin imandan aysız, boyayı korku havatır ketedi. Kime etkeni buladı? Allah'ın etkeni buladı. Nuh aleyhisselam. Allah'ın emri bilen kemeye sadı. O kemeye bitkeneden keyin iman keltirgenlerini çıkardı. Köpçeliği masada olar. Hayvanlardan her türden bir cüften onu cahalaştırdı. Allah'ın emri geldi. Osman'dan yağmur yağdı. Yerden su atılıp çıktı. Adamlar çöküşünü başladı. Adamlar her tarafa kaçıştı başladı. Nuh aleyhisselam ana şu taşkarada koyan her ayakta korkup kaçıyken adamlarda orası da özüne kafir oğlunu görüp kaldı. Otali mihri tuttu. Ve ne dedi? Estağfirullah. Ve nâde Nuhun ibnahu ve kâne fî ma'zalin yâ bunay irkab ma'na ve la takun ma'al kafirin. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin,
u kofirlar bilan birga bo'lmagan. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Palon joydagi aka-xonimizga ishonib qo'yamiz. Palon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizning problemamizni hal qilib beradigan uka-xonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyani yo'qladi ishini bo'ladi deng. Ularda ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qola sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qola la asimal yawma min amrillah illa man rahim va hala baynahumal mawj fa kana minal mughraqin. Nuh alayhissalomning qalbi Allohga bog'landi. O'g'lini qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Tog' qani? Qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmaganida, uyiga suyanmaganida, haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan, ehtimol 100-200 metr baland bo'lgan tog'ga suyanganida, lekin tog' uni saqlab qola oladimi? E'tibor beringlar. Kimning qalbi nimaga bog'landi va natija qanday bo'ldi? Bu qalbini Allohdan boshqaga bog'lagan kishining jazosi edi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi, Allohga suyangan kishi va qalbini Allohga bog'lamagan, boshqa narsalarga suyangan kishi ikkalasi teng bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu asosda ustida tarbiyaladi. Qalblar kimga bog'lansin? Alloh subhanahu va taologa. Qalb kishini qalbi o'ziga qadrli bo'lgan, qimmat bo'lgan narsaga suyanmasin. Hatto Muhammad alayhissalomga ham bog'lanib qolmasin qalb. Chunki innaka mayyitu va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun mayyit bo'lasiz. Ular ham mayyit bo'ladi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilindi, Muhammad o'ldirildi degan gap tarqadi. Uhud kunida ma'lumiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Abu Omer kavlagan chuqurlardan bittasiga tushib ketganida shayton qichqirganida Muhammad o'ldi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etganligini eshitib sahobalarning ayrimlari chekina boshladi. Ayrimlari qayg'uga botib qurollarni tushirib oldi. Ayrimlari yerga o'tiriblar qoldi nima qilishini bilmasdan. Alloh taolo bu haqida nima dedi? Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul. Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad alayhisalom vafot etsa yo o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biror ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni muzosi mukofotlaydi. Ha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin vafot etdilar birodarlar. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'lgani yo'q. Musa Robbisi bilan 40 kun gaplashgani ketganida turga, tur tog'iga. Shunda ketdi, qaytib keladi. Kim Muhammad alayhisalomni o'ldi desa, bo'yniga qiluch uraman deb turgan edi. Ha, mana shu kunda Abu Bakr aytdi. Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom tahqiq vafot etdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh azza va jalla tirik, hargiz o'lmaydi. Demak, bizning qalbimiz pulimizga, mansabimizga, tanish bilishimizga, uyimizga, mashinamizga suyanmasligi kerak. Hatto Muhammad alayhisalomga ham suyanmasligi kerak. Chunki u kishi ham bor yo'g'i bir banda edi. Hud alayhissalom. Bu ulug' nabiyning qavmi u kishiga azor berdi. U kishini qatl qilmoqchi bo'lishdi. Hud alayhissalom ularga anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun dedi. Bilasizlar, insoniyat tarixida yashab o'tgan odamlarni jismonan eng quvvatlilari Od qavmi bo'lgan. Hud alayhissalomning qavmi.
Men sizlerinin Allah'ını koyup unga soxta xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmasdan menga bilgan hilalaringizni qilaveringlar. Qo'linglardan kelgan ishingizni qilinglar deb qavmiga tahdid solyapti. Qo'lingdan nima keladi? Birodarlar, jismonan baqvat bo'lgan ot qavmi. Bitta o'zi u kishi iymon keltirgan ozgina odam butun qavmga kuch yetmaydi. Lekin qaysi quvvatga suyanib turib qavmiga tahdid qilyapti? Kimga suyanyapti bu kishi? Alloh subhanahu va taologa. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. U kishining quvvatini siri shunda edi. Men faqat mening ham, sizlarning ham parvardigoringiz bo'lmoq Allohga suyandim. Hayotda misol to'liq yotibdi birodarlar. Biz qalbimizni qachon Alloh taoloni yolg'iz o'ziga baylaymiz? Boshqa hech kimdan umid qilmaymiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Shunda Alloh taoloni siz bilan bizga bergan va'dalarni ustimizga tushgani ko'ramiz. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining ishi Alloh taoloning zimmasida. Hud alayhissalomga tahdid qildi qavmi. Hud alayhissalom qavmiga tahdid qildi. Natija nima bo'ldi? Ad kavmini Allah Ta'ala 7 keçe 8 gündüz esken sarsar şamalı bilen yeksan kıldı ve ayran kıldı. Fahal taralahum min baqiya. Onlardan brantası koyanı gördünüz mü? Fakat Hud Aleyhisselam ve o kişi iman getirgenler tırı kaldı. Koyan hamasını Allah Ta'ala yeksan kıldı. Onlar neması ki suyan genedir? Cismani kuvveti gen. Özlerini mal-ı mülkü gen. Saltanatı gen. Musa Aleyhisselam. O'zini qavmini Misrdan olib chiqdi. Firavn orqasidan qo'shini bilan quvib chiqdi. Musa alayhisalom qavmi bilan dengizga keldi, orqada qo'shin ko'rindi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda ularni yakson qilish uchun kelayotgan o'sha davrning eng kuchli qo'shini. Qalbi Allohga bog'lanmagan kishilar aytishdi, inna la mudrakun. Bo'ldi, yetib kelishdi, tugadik deyishdi. Ammo Robbisiga haqiqiy tavakkul qilgan Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Biz hayotda bo'layotgan muammolarimizni hammasini aqlimiz bilan hal qilayotganga o'xshaymiz. Plan tuzamiz, chizamiz, boshqa qilamiz. Mana men rejani zo'r qilganligim uchun ishim tekis chiqdi. Men mana bu narsani mancha marta takrorladim, Qur'onda yaxshi yodladim. Deymizda o'zimizni, mehnatimizga, o'zimizni, kuchimizga suyanib qo'yamiz. Birodarlar, bu faqat sabab. Natija kimdan bo'ladi? Imtihon qilamiz bolalarimizga. Zo'r o'qigan. Oddiy narsani so'rasiz, imtihonni tili yemaydi-da. Voy, nima ayta olmayapsan? Indamay turaveradi. Nimaga ayta olmayapti? Sir bosib qoldi deydi. Bo'lmasam u domlasini har kuni ko'radi. Alloh o'sha paytda qo'llamadi, Alloh o'sha paytda bermadi. Nima bo'ldi? Allohga suyanishlik kerak birodarlar. Allohga. Biz o'zimizga suyanib qo'yamiz ba'zida. Fir'avn nimasiga suyangan edi? Orqada qo'shini bilan kelayotgan Fir'avn. O'zini askariga, o'zini quvvatiga, o'zini podshohligiga. Natija nima bo'ldi? Hech qancha vaqt o'tmadi. Musa alayhissalom va u zot bilan birga bo'lganlar najotga chiqdi. Fir'avn dengizga g'arq bo'ldi. Allohga suyangan qalb bilan boshqa narsaga suyangan qalb barobar bo'ladimi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fa in tawallaw faqul hasbiyalloh, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim." Solih insonlarning qalblari faqatgina Allohga bog'langan. Xotim al-Asom ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashhur kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida to'rtta narsani aytdi. Birodarlar, agar shu to'rtta narsagacha chiroyli suratda amal qila olsak, ishonaveringlar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solinglar-chi. U aytdi.
Rızkımını menden başka hiç kim alamazdığını bildim. Hatırcam buldum. Çünallime, çehler neş bilip gitti. Neş doluyuz var, üç doğulum var. Bir deden çey kısa. Tötte kızım var, çıkar, çey şıpanır mı? Vay, rızkı var ona, hatırcam buldum. Gam kımı, siz fakat işleyin. Mehnet kılın, gam kımı. Rızkımını menden başka hiç kim alamazdığını bildim. Nefsim hatırcam buldu. 99% adam gamı şu hazır. Hatırcam bulayım birader. Mehnet kılıyorsun mu? Siz doğru yoldasınız. Siz doğru yoldasınız. Netice Allah'dır. İkincisi. Amalımını beni özümden başka hiç kim kılalmasakken. Amalım bile meşgul buldum. İkincisi. Ölüm tosattan gelişini bildim. Ve gelişiden aldım. Amalge hareketge giriştim. Dördüncüsü. Allah Azze ve Celle'den bir gün almasını bildim. Şun gereşe iş tuttum. İşe ne olayım birader? Tör kotar söz. Eğer şu ayetliğinden tört tanesi ki amel kalalsa, kişinin dünyası yu, ahireti, mustakim bu kaladı. Kalbi hatırcan buladı. Nefsi arama kaladı. Krizis deydi. Min hınlarsa var sıkılamen de siz oyla. Doğru mu? Şablon belirli yaptı, hayat ki karab sop görüyorlar da. Hakikaten Müslüman adamı hatırcan kaladırken onu pulu bulmaydı. Onu mensabı bulmaydı. Rabbisi gibi bugün tevakkülü, Rabbisi gibi bugün imanı buladı. Buradalar Allah'a tevakkül kılıçlık, bu uluğ akide. Tevhid ne asası buradalar? Bu akide tevhid ne başıda duradı. Kim bussa tevakkülü, demek tevhid ne buzgen buladı. Kimdir boynuna tumar ili varadı, hatırcan yuradı. Maşı dedi, seni saklı edildi bir bakşı il verip koyan, Allah da tanımıyordu, zor yuradı. Eğer eziden çıkıp kop koyan basın, şu günü sıkılı yuradı. Bir nasıl yetmez yetti mi engeçin? Yükürüp bana takvası hatırcam. Doğru mu? Şuna ki adamların var. Göğe, yeni de hemen o zor buladı da. Ne bakıldı? Bunun gibi tumarını il aldı. Onu kalbi bana şu tumarı gibi alın gel. Tumar boynu dötürse başkaça sıkıladı o zaman, tumarı yoksa başkaça. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, men teallaka bir şeyin hukile ileyhi. Kim? Nemeni ili olsa, şu beni saklı dedi. Allah bu benden işini şu ili olgen nesasına tavşırıp koyadı. O tumar neme kılalıydı. Üzüp suge taşırsız akıp getirdi. Otge taşırsız küyüp getirdi. Neme kılalıydı. Özünü himaye kılamaydıken tumar, sizi kendi himaye kılalıydı. Butke sığını yaptı mı? Butke suyunu yaptı mı? Allah onun işini butke topşuradı. Bahşige suyunu yaptı mı? Allah onun işini bahşige topşurup koyadı. Ama Allah'a bağlanan kalp şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına talim verirken ettiler. İhfadillâhe yehfadık. İhfadillâhe tecibtü cahake. Allah'ın haklarını saklayken o zat seni saklaydı. Allah'ın haklarını saklayken ona karşında topasan. Yani Allah kıl degen işte kıl, kıma degen işten uzağa bol, senin muammalarını Allah özü halkleyikenliğini, seni saklayikenliğini körsen. Musa aleyhisselam. Bu uluğ peygamber tuğulganı da Mısır'da Firavun Banu İsrail'den tuğulgan oğul balalarını hammasını soyu yatırdı. Musa aleyhisselam'ın anası balasını berkitip yürüdü. Askerler üyümü üstler yürüdü. Banu İsrail üylerini topilgan çakalak oğul bası soyadı. Ben şimdi onların yanı üyüye kirip geliyip yaptı. Eğer topşu olsa Musa aleyhisselam'ın katıl kılışı anak. Allah da olay dedi. Bana şu kalbini Allah'a bağlaş. Allah'ını özü saklaşıyla yorkun misal. Ve avhayna ila ummi Musa an ardi'i. Faida hifti aleyhi falqihi fil yam. Biz Musa'nın anasına vahiy kıldık ki onu emize vergin. Bas kaçan Firavun adamları onu öldürüp keçilerden korksan onu daryoya taşlayın. Bir faraz görün. Emizili balanın anası savatga mıdır? Yahut sandıkka mıdır? Saptırıp Nil degen daryoya salıp okuz varışını. Aklı zaladı mı? Ama Allah da Allah Musa'nın anasını kalbine şunu diye hatırcamlı verdi. Şunu diye ilhamlı verdi. Anası bildi. Hemen küçük kuvvet Allah da Allah'ın kekenliğine. Allah'ın haksız bir anası bulması gibi bildi. Allah da Allah'a vaada kıldı yine. Ve la tehafi ve la tehzani inna radduhu ileyki ve cailuhu minel mursalin.
Men aytganimni qilaver, banda. Va qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga qaytarguvchidirmiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Qaytarib ham beraman, tirik, sog', yana payg'ambar ham qilaman. Solib o'qizdi. Allohga o'ziga tavakkal dedi. Natija nima bo'ldi? Daryodan suzib-suzib borib Fir'avnning ana shu daryoda bo'yiga qurilgan qasrga borib to'xtadi, qasrga olib kirishdi, bola qilib boqib oladigan bo'ldi Fir'avnning ayoli. Allohni birodarlar bu hikmati, Allohning hiylasi bu. Emizli bola yig'ladi, emizadigan ayollarni qidirib enagaladi, topdi, birontasini emmadi. Bozorga olib chiqishdi, Musa alayhissalomni onasini qo'liga topshirishdi. Mana endi birodarlar, Musa alayhissalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar Musa alayhissalomni qasrga, Musa alayhissalomni onasining uyiga qilib oborib xizmatda bo'lishdi. Musa alayhissalomni qatl qilish kerak bo'lgan ana shu askarlar endi himoyasida turdi. Allohga tavakkul qilgan bilan boshqa narsaga tavakkul qilganda farqi bormi? Qalbini Allohga topshirgan kishi bilan qalbini boshqa narsaga topshirganning o'rtasida farq bormi? Ikkalasi barobar bo'ladimi? 85 ga ko'rganda Ibrohim alayhissalom bir dona o'g'il ko'rdi. 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il ko'rmadi. 85 ga kirganda bir dona bola ko'rdi. Alloh taolo buyurdi. Hech kim yo'q bo'lgan, na ekin, na odam, na biror narsa bo'lmagan sahroga tashab kelasan. Allohning hukmiga labbay dedi. Ayoli Hojar o'g'li Ismoilni olib Bakka vodisiga olib keldi. Bu paytda hech narsa yo'q edi u yerda. Sahro edi. Qo'y orqasiga qarab ketdi. Ayol osilib oldi orqasidan. Ibrohim tashab ketasin bizni bu yerga. Indamadi. Javob bermadi. Erini payg'ambarligini bilardi Hojar. So'radi. Yo Alloh buyurdi bu narsaga. Ibrohim alayhissalom ha dedi. Shunda Hojar aytdi: "Idan lan yudayyana." Unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmaydi. Kimga suyandi? Allohga suyandi. Suv yo'q, odam yo'q, hech narsa yo'q. Nimaga ishonib tashlab ketyapsiz? Demadi. Chunki Ibrohim alayhissalom ayoli edi. Alloh taolo qanday izzat ikrom qilganligini hojiga borgan birodarlarimiz ko'rib keldinglar. Hech narsa yo'q edi, hech narsa o'smaydi, ammo hamma barakat o'sha yerda. Ana Qorun o'zini moliga suyanuvdi. Alloh taolo nima qildi? Yerga yuttirib yubordi. Fahasaf nabihi va bidarihil ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah va ma kana minal muntasirin. Bas biz Qorunni ham uning hovli joyini ham yerga yuttirdik. So'ng uning uchun Allohdan yordam beradigan o'zga biron jamoat bo'lmadi va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi bilan qalbini boshqa narsalarga bog'lagan kishining o'rtasidagi farqni ko'rdingizmi birodarlar? Ikkisining oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, biz aytadigan gapimiz hasbunalloh va ni'mal vakil. Doim yaxshi yomon kunimizda, issiqda sovuqda, borimizda yo'g'imizda Alloh taoloni o'zigagina qalbimizni bog'lashni o'rganaylik. Chunki bu Robbimiz azza va jallani siz bilan bizga bergan buyrug'i. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.